Histolina hepatica. Biftek mantarı arkadaşlar. Tadım yaparken şöyle küçük bir parçayı dilimizin üzerine koyacağız. Oradan tadına varabiliriz ama... Ama bakın yemiyoruz. Tadım yapıyoruz. Sakın yemeyin. Ya şunun içine baksana. Arkadaşlar ya. Şuna bak. Evet, sıra dışı bir mantar arkadaşlar. Fistulina hepatica. Görüyor musunuz? Biftek mantarı. Yavruları vardı üst tarafta. Burada da büyüğü var. Oluşumunu görüyor musunuz? Yapı olarak biraz mantardan farklı. O yüzden sıra dışı diyorum. Şöyle etrafını bir temizleyip alacağım güzelce. Ne kadar güzel bir şey ya. Harika. Biftek mantarı. Yenilebilen bir mantar ama lezzetli olan bir mantar değil. Hafif asidik ve ekşimsi bir tadı olduğu söyleniyor. Ben de tadacağım. Bir tadına o asidik lezzetini bir almak istiyorum. Şöyle bir koparayım, yakından bakalım onu. Gel bakalım. Gel bakalım Fistulina. Evet. Çok güzelsin ya. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir mantar. Biftek mantarı. Bunun içi et gibi arkadaşlar. Böyle keseceğim zaten göreceksiniz. Hafif böyle pembemsiden kırmızıya bildiğiniz biftek gibi yani. Parçalandığı zaman biftek gibi bir görüntüsü var. O yüzden biftek mantarı demişler zaten. Bakın yaraladığım yerden kızardı zaten biraz. Şimdi bir kesip inceleyelim ve tadına bakmak istiyorum. O lezzeti bir almak istiyorum. Evet. Fistulina hepatica. Biftek mantarı arkadaşlar. Çok güzel bir mantar. Yani şekil olarak da çok harika bir mantar. Farklı bir mantar. Bildiğimiz alışık mantar türlerinden farklı bir mantar. Biftek mantarı olarak ciğer mantarı olarak geçiyor. Çünkü yapısı bifteğe benziyor. Özellikle içini kesince göreceksiniz. Böyle parça parça et şeklinde bir yapısı var. Şöyle bir kök yapısını göstereceğim. Hafif pembemsi bir iç yapısı var. Görüyor musunuz? Gözenekli ve sulu bir mantar. Yani hemen böyle sulanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağlı yağlı. Görüyor musunuz? Şimdi iç kesit alacağım. Lezzetine bakmak istiyorum. Yenilebilir bir mantar. Zehirli değil ama ben hiç daha önce yemedim. Tadının hafif ekşi, acımsı ve asidik olduğunu söyleniyor. Ben de bir tadım yapacağım. Tadına bakacağım. Deneyimlemek istiyorum açıkçası. Şöyle bir parça keseceğim. Ya şunun içine baksana. Görüyor musun? Bildiğin et gibi, gerçekten biftek gibi yani. Şu soyunca daha güzel çıkıyor o biftek yapısı, biliyor musun? Bak. Al işte. Al işte ya. Şuna bak ya. Görüyor musun? Yani şunu şöyle görsen bu et sanarsın. Gerçekten biftek mantarı adını hak ediyor. Şuna bakar mısın? Et parçası gibi. Çok güzel ya. Dediğim gibi tadının asidik olduğu söyleniyor. Hiç daha önce yemedim ama tadına bakacağım. O asidik tadı bir merak ediyorum nasıl olduğunu. Şuna bakın arkadaşlar ya. Şuna bak. Gerçekten biftek, et gibi yani. Et gibi parçalanıyor. Şimdi arkadaşlar bilmediğimiz mantarlara zaten kesinlikle dokunmuyoruz. Çünkü mantar gerçekten tehlikeli bir şey. Tadım yaparken şöyle küçük bir parçayı dilimizin üzerine koyacağız. Oradan tadına varabiliriz ama bakın yemiyoruz. Tadım yapıyoruz. Sakın yemeyin. Çünkü toksik şeyler içerebilir pişmeden, çiğken. Dilimin üzerine koyup bir tadına bakacağım. Gerçekten merak ediyorum o asidik lezzeti. Bakın. Dilin altına değil. Orası farklı emilimi olan bir bölge. Önemli, özel bir bölge. Dilin üzerine. Evet. Hafif. Dili böyle ısıran, ekşimsi bir lezzeti var. Evet. Hafif ekşimsi. Yani böyle küçük bir acılığı var. O asidik lezzet geliyor. Özellikle dil ucundan bayağı bir alabiliyorum.
Ama inanılmaz bir kokusu var ya. Bak iyice kararmış. Of, çok güzel kokuyor biliyor musun? Gerçekten çok güzel kokuyor. Evet, iki güzel biftek mantarı daha buldum arkadaşlar. Fistulina hepatikalar. Gerçekten benim için güzel örnekler, güzel deneyimler. Şunun da içini bakacağım. Bakacağım bu daha olgunlarda o biftekteki gibi, ciğerdeki gibi kan olgusu var mı, ona bakacağım. Sulandığı söyleniyordu çünkü. Baksana. Ciğer gibi, et gibi. Şunun yapısına bak ya. Üf, çok güzel bir şey.